Günaydın. Günaydın efendim, buyurun. Ben iki hafta önce ben aynı ortamlardayım Merve Nur'la. Hani sesini kısar mısın? Ben Cüneyt'in ortamlardaki lakabının, vahşi Cüneyt zaten lakabı. Neden böyle olduğunu bilmiyordum, neden vahşi dediklerini. Merve'den de iki hafta önce birini daha öldürdükten sonra anladım. Ne? İki birini hafta önce birini daha öldürmüş eskisin aynı orada. Adamın kafasına sıkmış silahla. Cüneyt. Aynen, ben de duydum abi. Evet. Sanayide iki hafta önce birini öldürmüş. Evet. Sen de mi duydun? Ben de duydum. Hayır, şey, sen niye söylemiyorsun hiç? Ben duymadım. Hiç şey olmadı, ben hani ya. Konuşma olmadı. Ben duyardım öyle hani bir şey. Ben bir ortamda oturuyordum abla. Hani böyle Cüneyt'in ismi geçti. İşte böyle birine yani sıkmış, vurmuş dediler. Yani abla, bu niye vahşi Cüneyt? Abi kendi evinde de vahşi yazıyor komple odasında. Abla Facebook sayfasını gördünüz mü hiç? Yok. Bir göstereyim size. Fotoğraflarını ben atmıştım abi. Elinde silahlı. Sen atarsın da hayatım, vermez onlar. Elinde silahlı falan fotoğrafları var. Yani yapacak artık bir şey yok. Tartışmak istemiyorum yani. Yapacak abla, bir şey. Geleyim mi? Gel. Yani sadece şu altta yazılanı okursanız ablacığım. Ne bu? Facebook mu? Aynen, buradan beni tehdit ettiği sayfa. Vahşi bölge. Kimi insan yaşamak için öldürür. Fakat ben yalnızca öldürmek için yaşıyorum. Bu ne bu be? Allah Allah. Bunun beni tehdit ettiği bir Facebook sayfası abla. Bu şekilde sayfalar açıyor, tehdit etmek istiyor. Bu sosyal medyada insanları böyle bir şey yapıyor. Kime ait bu beyanlar? İşte bu Cüneyt'e. Cüneyt'in kendisi. Evet, evet hocam. Peki var mı bu sanayide birinin kafasına sıkıldı arkadaşlar? Haberde. Haberlerde. Antalya'da. Melike. Vahşi bölge şeyinde adı. Kimi insan yaşamak için öldürür. Fakat ben yalnızca öldürmek için yaşıyorum. Bu nasıl bir psikoloji ya? Öyle bir ifade. Bu adam neden yakalanıyor? Anlamıyorum ya. Evet, da yazmış. Peki kızım niye öldürmüş onu? O niye bir başkasını öldürmüş? İddia ne? İddiayı hiç bilmiyorum ama bunun yalan bir iddia olduğunda kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü yalan olsa ortamlarda dilden dolaşacak bir iddia değil. Gerçek olduğunu düşünüyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Tamam, iki hafta önce eski sanayinin orada öldürülen biri var mı? Başına sıkılarak. Evet. Hakikaten ne vahşi şeyler. Vahşi miydi şeyin? Hakikaten vahşi, vahşi yani tamam. İnsanı böyle hissettiriyor. Ne olur artık bıraksınlar bari, mezar olsun ya. Allah rızası için tamam, ya. Tamam, okudum işte. Ha? Birini öldürdüyse hele yani, dur bakalım doğrusu şimdi arkadaşlarımız baksınlar Antalya'dan haber. Tabii her olayda haberlere yansımıyor da. Evet. Bir bakalım böyle bir şey var mı? Onunla ilgili de arayanlar bize olacaktır. Peki. Neyse, süremizin sonuna geldik. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.